Merhaba, SolidWorks 2016 yenilikleri videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Costing bölümüne gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz daha önceki versiyonlarda maliyet hesabında sadece ağırlık cinsinden maliyetini hesaplayabiliyorduk parçaların. 2016 ile beraber gelen yeni bir özellik artık malzeme boyutuyla hesaplama özelliği geldi. Yine ayrıyetten yine ağırlık kısmı duruyor malzeme ağırlığına göre. 2016 yeniliği ile beraber gelen boyutla alakalı bir yenilik geldi. Artık parçamızın boyutlarına göre maliyet hesabı yapabileceğiz. Soldaki unsur ağacımızdan da parçamızın kesimindeki ön izlemesini görebiliyoruz. Unsur ağacında. Sağda da yine aynı şekilde parçamızdan çıkacak hurda miktarını yüzdesel olarak ve parça kaç parça çıkacağını hesabını bize burada gösteriyor. Sınırlandırıcı kutuyu iç içe göster kısmından da ne kadar parça çıkacağını ve kalacağını gösteriyor bize burada. 2016 ile beraber gelen yeni bir özellik de şöyle. Önceden delikleri drill hesabı olarak yapabiliyordu. Yani sadece bir hesaplama seçeneği vardı. Şimdi artık gördüğünüz gibi burada büyük delikler var 26 milim çapında. Bu deliklerin hesabını da biz artık drill yani matkap la hesaplamasını istemiyoruz. Yani matkap olarak değil de böyle büyük deliklerin işlem şeyini frezeleme olarak işleyerek bunların hesaplamasını artık yapabiliyor olacak. 2016 ile beraber yeni gelen bir özellik. Çünkü büyük deliklerde her zaman drill işlemi yapmanız olanak sağlanmıyor. Ondan dolayı frezeleme olarak yapmanız gerektiğinde bunun da maliyet hesabını almanız için yeni bir özellik getirilmiş oluyor 2016'da. Burada diğer bir özellik de bu parça ile ilgili boyama vesaire matkap, su jeti, lazer gibi ekstra bir işlemler varsa buradan da ekleyerek maliyetimizi hesaplamamızı daha yardımcı oluyor bize. 2016 ile gelen diğer bir yenilik ise artık montajımızın tamamının da maliyet hesabını çıkartacağımız güzel bir özellik geldi 2016 ile beraber. Bu da toplamda topladığımız montajımızın toplam maliyetini bize veriyor. Burada gördüğünüz gibi hesaplanacak maliyet, tanımlanan maliyet, satın alınan malzemeler dahil hepsiyle beraber bize bir montajımızın maliyet hesabını çıkartabilecek güzel bir özellik geldi artık. Buradan bastığımızda bize maliyetimizi hesaplıyor. Maliyetimizi çıkardı ve burada da parçalara ulaşabiliriz. Neler ne kadar tuttuğu ile ilgili. 2016 ile beraber gelen yeni bir özellik de ve çok güzel bir özellik olan montajımızın maliyetini bize çıkartabiliyor. Ayrıyetten bununla ilgili bir doküman da oluşturabiliyor bize. Burada da görüldüğü gibi işte total kilosunun ne olduğu, kaç tane parça üretildiği, işte maliyeti ile ilgili bilgiler burada bize doküman olarak verilebiliyor. SolidWorks 2016 ile beraber gelen yenilikler.